Dinsizliğin diniyle mücadele yöntemleri İnsanların dünyadaki ve ahiretteki kurtuluşları için dinsizliğin yeryüzünden tamamen kaldırılması son derece önemlidir. Ve dinsizliğin yeryüzünden silinerek yerine Kur'an ahlakının yaygınlaştırılması da baştan beri üzerinde durduğumuz gibi tüm inananların sorumluluğudur. Ben dindarım, diğer insanlar başlarının çaresine baksınlar demek samimi bir Müslümanın vicdanına sığmaz. Okuyacağımız ayet bu görevi tüm Müslümanların üzerine ilahi bir görev olarak yüklemektedir. Allah her mümini, yakınlarını ve tüm insanları cehennem azabından korumakla yükümlü kılmıştır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Üzerinde oldukça sert, güçlü melekler vardır. Allah kendilerine neyi emretmişse ona isyan etmezler ve emredildiklerini yerine getirirler. Tahrim suresi 6. Bazı kimseler ise ben dinsizlikte nasıl mücadele edebilirim diye düşünüyor olabilirler. Bu şeytanın insanları oyalamak, Kur'an ahlakının yaşanmasını engellemek ve dinsizliğin dininin yayılmasına zemin hazırlamak için verdiği bir kuruntudur kitabın geneline de söz edildiği gibi dinsizlikle mücadeleden kastedilen dinsiz felsefelerin ve fikir akımlarının bilimsel ve akılcı delillerle geçersizliklerinin ortaya konması, fikri alanda bunların çökertilmesidir. Çünkü fikri yönden çökmüş ve bilimsel olarak da dayanağa kalmamış bir ideolojinin peşinden hiç kimse gitmez. Dolayısıyla bu önemli fikir mücadelesinde her insanın yapabileceği bir hizmet mutlaka vardır.'' hiçbir şeye imkan bulamayanlar da bu önemli mücadelede yer alan, hayatını buna adayan kimselere yardımcı ve destekçi olmalıdırlar. Örneğin, dinsizlikle mücadele amacıyla yazılmış kitapların veya yazıların geniş bir çevre tarafından okunmasını sağlamak, bu kitaplarda yazanları çok iyi öğrenerek bunları herkese anlatmak, dinsizlikle mücadele eden, dinsizliğin fikrini çürüten bilgileri, türlü yollarla dünyaya yaymak gibi hizmetler, dinsizlikle mücadelenin önemli birer parçasıdır. Unutmamak gerekir ki Bediüzzaman'ın da belirttiği gibi küfre rıza küfür olduğu gibi delalete, fıska, zulme rıza da fısktır, zulümdür, delalettir. Bu nedenle çekimser kalanlar, dinsizliğe karşı imkanı olduğu halde mücadele etmeyenler veya mücadele edenlere destek olacaklarına zorluk çıkaranlar, aslında bilerek veya bilmeyerek dinsizliğe destek olmakta ve onların işlerini kolaylaştırmaktadırlar. Samimi bir mümin hiçbir zaman bu önemli konularda çekimser kalmaz.'' her zaman Kur'an'ın emrettiği konularda son derece duyarlı, atak ve kararlı davranır. Vicdanından dolayı bugün yeryüzünde zulüm gören, zayıf bırakılmış, aç, güvenliksiz yaşayan ve zavallı konumda olan her insanın sorumluluğunu üzerinde hisseder. Örneğin bugün Keşmir'de, Doğu Türkistan'da ve Filistin'de milyonlarca Müslüman sadece dinlerinden dolayı zulüm görmektedir. Geçtiğimiz yıllarda Kosova ve Bosna'da yüzbinlerce insan olmadık işkencelere maruz bırakılmış, yerlerinden, yurtlarından edilmiş, dünyanın gözü önünde katledilmişlerdir. Sadece bazı Müslüman ülkelerde değil, dünyanın birçok yerinde insanlar dinsiz gruplar veya dinsiz fikir akımları nedeniyle zulüm görmeye devam etmektedirler. Rusya'da yıllardır dinsiz nesiller yetiştirilmekte, dinsizliğin dini çok büyük bir hızla yayılmaktadır. Vicdan sahibi bir insan bunların hiçbirini gözü kapalı izlemez. İşte bu nedenlerden ötürü tüm Müslümanların Dinsizliğin insanlık üzerindeki zulmünü kaldırmak için var güçleriyle mücadele etmeleri gerekir. Bunun en akılcı ve en etkili yolu ise kitap boyunca belirttiğimiz fikri alandaki mücadeledir. Bu bölümde böyle önemli bir görevi yüklenen insanların özellikle üzerinde durmaları gereken konular ele alınacak ve Kur'an ayetleri doğrultusunda bu mücadelelerin nasıl izlenmesi gerektiği anlatılacaktır. Dinsizliğin putlarını kırmak Dinsizliğin diniyle mücadelede en etkili yöntem, kuşkusuz Kur'an'da örnek olarak gösterilen Hz. İbrahim'in metodudur. Önceki bölümlerde anlattığımız gibi Hz. İbrahim'in döneminde yaşayan insanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyor ve her konuda bu sahte ilahlardan medet umuyorlardı. Hz. İbrahim ise bu insanlara önünde eğildikleri putların hiçbir şeye güç yetirmeyen, tahtadan yapılmış, cansız varlıklar olduğunu hatırlatmış ve onların mantık ve muhakeme bozukluklarını tüm açıklığıyla gözler önüne sermiştir. Önceden de belirttiğimiz gibi Hz. İbrahim döneminde yaşayan insanlarla günümüz puta tapıcıları arasında pek bir fark yoktur. O dönemde insanlar nasıl ısrarla tahta heykelleri ilah olarak kabul ediyorlarsa günümüz dinsizleri de cansız atomları, şuursuz doğayı, tesadüfleri ilah olarak kabul etmektedirler şuursuz atomların bir araya gelerek kusursuz ve muhteşem bir sistemi oluşturmak üzere organize olduklarına inanmaktadırlar. Hz. İbrahim'in kavmini bu sapkın inançlardan kurtarmak, onları uyandırmak için başvurduğu yöntem ise Kur'an'da şöyle haber verilmektedir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani babasına ve kavmine demişti ki, sizin karşılarında bel büküp eğilmekte olduğunuz bu temsili heykeller nedir? Biz atalarımızı bunlara tapıyor bulduk dediler. Dedi ki, Andolsun siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içindesiniz. Enbiya suresi 52 54. Andolsun Allah'a sizler arkanızı dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım. Böylece o yalnızca büyükleri hariç olmak üzere onları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye. Enbiya suresi 57 58. Ayetlerde haber verildiği gibi Hz. İbrahim babasının ve kavminin gerçekleri göremeyecek kadar körleştiklerini gördüğünde onların taptıkları putlara bir tuzak kurmaya karar vermiştir. Kavmi yanından uzaklaştığında taptıkları cansız putları kırarak onların akıllarıyla bulamadıkları açık bir gerçeği kendilerine delille ispatlamıştır. Cansız putların aciz oldukları ve bir şey yaratamayacakları gerçeğini. Putperestler geri dönüp de Hz. İbrahim'e neden putları kırdığını sorduklarında aldıkları cevap ise içinde bulundukları akılsızlığı gözler önüne sermesi açısından çok önemlidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Hayır dedi. Bu yapmıştır. Bu onların büyükleridir. Eğer konuşabiliyorsa siz onlara soru verin. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da, gerçek şu ki zalim olanlar sizlersiniz dediler sonra yine tepeleri üstüne ters döndüler. Andolsun bunların konuşamayacaklarını sen de bilmektesin. Enbiya Suresi 62-65 Bu insanların, andolsun bunların konuşamayacaklarını sen de bilmektesin diyerek aslında gerçeğin farkında olduklarını belirtmeleri son derece önemli bir noktadır. Hepsi aslında putların konuşamayacaklarının bilincindedirler. Putlarının hiçbir şeye güç yetiremeyeceklerini cansız bir varlığa hayat veremeyeceklerini, evrende var olan kusursuz düzeni yaratamayacaklarını çok iyi bilmektedirler. Ancak atalarından devraldıkları dinsizlik mirasını devam ettirebilmek ve Allah'ın varlığını inkar etmek için bu cansız varlıkları ilah kabul etmişlerdir. Günümüzde evrimciler ve materyalistler de tamamen buna benzer bir zihniyeti taşırlar. Bugün herhangi bir evrimci samimi olarak düşündüğünde canlılığın tesadüflerle oluşamayacak kadar karmaşık ve kusursuz olduğunu anlayacaktır. Bunun yanında aynı bilim adamları evrenin bir başlangıcı olması gerektiğini, yani ezeli ve ebedi olmayacağını da onaylayacaklardır. Ancak söz konusu kişiler bunu itiraf etmelerine rağmen son derece bağnaz bir tutum sergilemeye devam ederler. Aynı Hz. İbrahim döneminde yaşayan putperestler gibi kendi sahte ilahlarını bırakıp Allah'a inanmalarının imkansız olduğunu dile getirirler. Evrimcilerin ve materyalistlerin kitabın başından itibaren tarif ettiğimiz atalarının dinine ne kadar körü körüne bağlı olduklarını anlamak için günümüz evrimcilerinden birkaçının bu yöndeki itirafını görmek yeterlidir. Örneğin Harvard Üniversitesi'nden evrimci ve materyalist genetikçi Richard Lewontin kendisinin ve diğer materyalistlerin ön yargılı ve bağnaz tutumlarını şöyle ifade etmiştir. Bizim materyalizme olan bir inancımız var. A priori yani önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Aksine materyalizme olan a priori bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de ilahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz. Ünlü İngiliz zoolog ve evrimci D.M.S. Watson ise evrimcilerin ellerinde evrimin gerçekleştiğine dair delillerin olmamasına rağmen neden hala bu teoriyi savunduklarını şöyle açıklamıştır. Evrim teorisinin yaygın kabul gören bir teori olmasının nedeni bu teoriyi ispatlayacak yeterli delilin var olması değil ancak diğer alternatifin yani doğaüstü yaratılışın tümüyle kabul edilemez olmasıdır. Ünlü İngiliz bilim adamı Chandra Vikramajin de Allah'ın inkar edilmesi için insanların beyinlerinin nasıl yıkandığını şöyle açıklamıştır. Bir bilim adamı olarak aldığım eğitim boyunca bilimin herhangi bir bilinçli yaratılış kavramı ile uyuşmayacağına dair çok güçlü bir beyin yıkamaya tabi tutuldum. Bu kavrama karşı şiddetle tavır alınması gerekiyordu. Ama şu anda Tanrı'ya inanmayı gerektiren açıklamaya karşı olarak öne sürülebilecek hiçbir argüman bulamıyorum okuduğumuz örnekleri verilen evrimci bilim adamlarının doğru olmadığını bildikleri halde sadece Allah'ı inkar edebilmek için evrim teorisine ve materyalizme inandıkları kendi sözleriyle ortaya çıkmaktadır. Ve bu kişiler günümüzün önde gelen materyalist evrimcilerinden sadece birkaçıdır. Bu insanlara verilebilecek cevap ise Kur'an'da bildirilen Hz. İbrahim'in kendi kavmine verdiği cevaptır. Hz. İbrahim'in kavmine verdiği karşılık onları sarsmak ve akla davet etmek olmuştur. Ayetlerde Hazreti İbrahim'in sözleri şöyle haber verilmektedir. "Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. dedi ki: O halde Allah'ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz yine de akıllanmayacak mısınız? Enbiya suresi 66 67. Hazreti İbrahim nasıl putperestlerin putlarını kırarak ve dinsizliğin tüm dayanaklarını ortadan kaldırarak onların acizliğini ortaya koyduysa, günümüzdeki inananların da dinsizlerin ilah edindiği madde putunu kırarak dinsizliği etkisiz hale getirmeleri gerekir. Bu putların kırılmasında uygulanacak yöntem ise kısaca şöyle maddelendirilebilir. 1. Dinsiz akımların ideolojilerini ve savundukları fikirleri çok iyi tanımak, her insanın manevi değerleri tahrip edecek faaliyetler içinde olan dinsiz akımları çok iyi tanıması, onların ideolojilerini, hangi konuda, hangi fikri savunduklarını iyi bilmesi son derece önemlidir. Çünkü ancak bu yolla söz konusu çevrelerin mantık bozuklukları, sapkınlıkları, devlete ve millete zarar verecek düşünceleri, bilme ve akla aykırı yönleri deşifre edilebilir. Ve bunun sonucunda bu dinsiz ideolojilerin ne kadar zayıf temellere dayandıkları, tutarsızlıkları gözler önüne serilebilir. Ayrıca dinsiz ideolojileri yakından tanıyan vicdan sahibi kişiler bunların devlete ve millete verecekleri olası zararları önceden tahmin edebilir. Bu sayede gerekli önlemlerin alınması için devlete destek ve yardımcı olacak bir faaliyet içine girebilirler. 2. Materyalizmin ve evrim teorisinin geçersizliklerinin bilimsel delilleriyle ortaya konması Kitabın başlarında günümüzde dinsizliğin en tehlikeli ve en yaygın dininin materyalizm olduğunun üzerinde durmuştuk materyalizmi diğer dinsiz fikirlerden farklı kılan ve daha etkili olmasına neden olan bir unsurda bilimsel bir kılıf içinde sunulmasıdır. Bu nedenle putperestlik ilkellik olarak adlandırılırken materyalizm ve evrim teorisi putperestlikten bir farkları olmamasına rağmen sahte bir bilimsel saygınlık kazanmışlardır. Dolayısıyla materyalizmin ve evrim teorisinin aslında bilimle ve akılla çelişen fikirler olduğunun ortaya çıkarılması ve bunun insanlara anlatılması son derece önemlidir evrim teorisinin iddialarının tek tek ele alınarak tüm delillerinin aslında sahte olduklarının veya bu delillerin insanlara çarpıtılarak sunulduklarının anlatılması son derece önemlidir. Bunu yaparken en son buluşların, bilim dünyasındaki gelişmelerin an an takip edilmesi, dünyanın dört bir yanında evrim konusunda ortaya atılan iddiaların hiç atlanmadan bilimsel olarak çürütülmesi, her konuda çok fazla delil sunulması gereklidir. Ayrıca bir noktayı daha belirtmekte yarar vardır. Aslında evrim teorisinin delil olarak öne sürdüğü birkaç konu vardır ve bunlar da daha en baştan çürütülmüşlerdir. Ama evrimciler bunları sürekli bilimsel delillerle süsleyerek farklı kişilerin kalemlerinden veya ağızlarından bilimsel bir kisve altında aktarıldıkları için yeni yeni deliller sunuyor gibi görünürler. Oysa halk açısından anlaşılmaz ifadelerle, bol Latince kelimelerle sayfalarca yazdıkları konuların özüne bakıldığında bilimsel yönden hiçbir delil sunmadıkları anlaşılır. Ne var ki bugün dünya insanlarının büyük çoğunluğu darinizmin ne saçma bir iddia olduğunu görememekte ve bu teoriyi bilimsel bir gerçek sanmaktadır. Dolayısıyla önemli bir başka hizmette insanların bilgilendirilmesi ve bu tehlikeye karşı uyarılmasıdır. Takdir edileceği gibi bu hizmet ciddi bir çaba gerektirir. Herkes elinden geleni yapmalı, bu tarihi sorumluluğun ağırlığını olabildiğince yüklenmelidir. 3. Kur'an'da bildirilen gerçek dinin anlatılması materyalist çevreler halka kendi ideolojilerini telkin ederlerken dine karşı saldırgan bir tutum sergilerler. Ancak bu çevrelerin dine saldırırken kullandıkları malzemeler ya tahrif edilmiş eski dinler ya da Müslümanlık adı altında yaşanan içine türlü hurafeler katıldığı için özünden tamamen uzaklaşmış bazı anlayışlardır. Oysa gerçek Müslümanlık bu çevrelerin hedef aldıkları tutucu din anlayışından tamamen farklıdır. Bu nedenle hurafelerle dolu dine karşı olarak Kur'an'da bildirilen gerçek din ahlakını insanlara çok etkili ve yaygın bir şekilde anlatılması gerekir. Kur'an, içinde hiçbir çelişki bulunmayan ve Allah katından indirilmiş bir kitaptır. Bu gerçeğin delillerinin açıkça ortaya konmasının yanı sıra, Kur'an'da bildirilen ayetlerin ve anlatılan olayların insanlara aktarılması da son derece önemlidir. Bediüzzaman Said Nursi de maddiyun ve tabiyun felsefeleriyle mücadelede en etkili yolun Kur'an'ın hakikatlerini anlamak olduğunu çok defa belirtmiştir. Beşinci olarak, şimdi bu zamanda en büyük tehlike olan dinsizliğe, anarşistliğe, maddeciliğe karşı yalnız tek çare var. O da Kur'an hakikatlerine sarılmaktır. Yoksa koca Çin'i az bir zamanda komünistliğe çeviren bela siyasi, maddi kuvvetlerle susmaz. Onu yalnızca Kur'an gerçekleri susturabilir. Görüldüğü gibi Bediüzzaman'ın dinsizliğin getireceği tehlikelere karşı sunduğu çözüm Kur'an ahlakının yaşanması ve yaşatılmasıdır. Ayrıca Bediüzzaman'ın dinsizliğin neden olduğu anarşi ve devlet düşmanlığının nasıl yenilebileceğiyle ilgili sözlerinden bazıları da şöyledir. Sarsılmaz bir iman isteyen ve dinsiz anarşistliğe karşı kırılmaz bir kılıç arayanlar, büyük alamete yani Kur'an'a müracaat etsinler. Şualar 599 Çünkü masonluk, komünistlik, dinsizlik doğrudan doğruya anarşistliği doğuruyor ve bu dehşetli duruma karşı ancak ve ancak Kur'an gerçekleri etrafında itidatı İslam dayanabilir. Beyanat ve tenvirler, sayfa 21. 4. Allah'ın varlığının delillerinin anlatılması. Aklını ve vicdanını kullanan bir insan için Allah'ın varlığı çok açıktır. Allah yarattığı her varlıkta sonsuz ilminin, aklının, gücünün delillerini insanlara göstermektedir. Ancak kimi insanlar yıllarca Allah'ı inkar etmeye yönelik bir telkin alırlar. Kimileri de bu konuda kuşku içindedirler. Dolayısıyla bu insanlara Allah'ın varlığının delillerini göstermek gerekir. Bu insanların sahip oldukları ön yargıları ve bağnaz tutumu kırmak için onlara Allah'ın varlığına dair deliller göstermek, her varlığı tek tek inceleyerek bunların en küçük bir parçasının dahi tesadüfen meydana gelemeyeceğini açıklamak gerekir. Hem yazılı hem de görsel yöntemler kullanılarak bu konuda çok kapsamlı bir faaliyet yürütülmesi Müslümanlar üzerine düşen büyük bir görevdir apaçık gerçekleri göremeyecek kadar mucizevi yönden aciz hale gelen insanlar ancak ciddi bir çabayla bulundukları gaflet uykusundan uyandırılabilirler. Allah'ın varlığını ve çevresinde gördüğü kusursuz sistemlerin tek başlarına tesadüfler sonucunda oluşamayacağı gerçeğini kavrayan bir insan için ise dinsizlik tehlikesi artık ortadan kalkmış olur. Çünkü Allah'a iman eden bir insan ona karşı sorumlu olduğunu ve bundan sonraki hayatını onun rızası için yaşaması gerektiğini de kavrar. Nitekim Allah Kur'an'da birçok ayetinde insanları yarattığı varlıklar üzerinde düşünmeye ve bu konulardan ibret almaya çağırmaktadır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok. Yeri de nasıl döşeyip yaydık? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık. Ve onda göz alıcı ve iç açıcı her çiften nice bitkiler bitirdik. Bunlar İçten Allah'a yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir. Ve gökten mübarek, bereket ve rahmet yüklü su indirdik. Böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. Ve birbiri üzerine dizilmiş tomurcuk yüklü yüksek hurma ağaçları da. Kullara rızık olmak üzere. Ve onunla, o suyla ölü bir şehri dirilttik. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir. Kaf suresi 6-11 işte bu nedenle dinsizliğin diniyle mücadelede en etkili yöntemlerden biri de insanların çevrelerindeki iman hakikatlerini, Allah'ın varlığının ve yüceliğinin delillerini görebilmelerini sağlamaktır. Allah Kur'an'da Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. Ayetiyle bu gerçeği haber vermektedir. Müslümanların da Allah'ın insanlar için yaratmış olduğu tüm nimetleri, içinde bulundukları çağın en etkili yöntemlerini kullanarak insanlara durmaksızın anlatmaları gerekmektedir. 5. Kur'an ahlakı yaşandığında nasıl bir hayat olacağını açıklamak. Allah Kur'an'da insanlara güzel ahlakı, adaleti, sevgi, şefkat ve merhameti, fedakarlığı, sabrı, diğer insanların çıkarlarını kendi çıkarları üzerinde tutmayı, devlete saygı, sevgi ve itaati, barış ve güvenliği sağlamayı, insanların arasında düzeltmeyi fakir ve zavallıları koruyup kollamayı, çalışkanlığı, Allah rızası için hizmet etmeyi emreder. Bu özelliklerin hakim olduğu bir milletin nasıl bir üstünlüğe, refah ve huzur ortamına sahip olacağı ise açıktır. İnsanların birçoğu Kur'an'da bildirilen din ahlakını tanımadıkları için onlara Kur'an ahlakının insanlara sunduğu güzelliklerin anlatılması, asıl din ahlakını yaşamanın kolay ve insanın yaratılışına en uygun hayat olduğunun gösterilmesi gerekir. Böylece insanlar tüm dünyada yaşanan sorunların çözümünün Kur'an'da olduğunu da göreceklerdir. Allah bir ayetinde Kur'an'ın indiriliş amacını şöyle bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Nahıl Suresi 89 6. Vicdanlı insanların birlik olmaları Dinsizlikle mücadele konusunda Müslümanların çaba harcamaları, tüm imkanlarını birleştirerek devleti ve milleti el birliğiyle bu tehlikeden korumaları son derece önemlidir. Her insan bu fikri mücadelede ne kadar çok hizmet ederse, dinsizliğin yeryüzünden silinmesi ve böylece yeryüzünde fitne kalmaması da o kadar hızlı olacaktır. Birlik yani tesanüt, imanlı insanlara hem maddi hem de manevi bir kazanç sağlar. Allah müminlere birçok ayetinde birlik içinde davranmalarını ve aralarında çekişmemelerini emreder kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin, şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal Suresi 46 Allah bir başka ayetinde de müminlere eğer aralarında çekişirlerse yeryüzünde fesat oluşacağını bildirir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk fesat olur. Enfal Suresi 73 Bu ayetten de anlaşılacağı gibi Allah'ın dinini inkar eden, toplumları helaka sürükleyen zalim kişilere karşı şerefli bir mücadele imkanı varken, Müslümanların birbirleriyle çekişmelerinin hayırlı faaliyetlerine engel olmalarının Allah katında çok büyük bir sorumluluğu olabilir. Bir hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanların birlik olmaları gerektiğini şöyle bildirmiştir. Birbirinize sır çevirmeyiniz, birbirinize kin tutmayınız, birbirinizi kıskanmayınız, birbirinizle dostluğunuzu kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Müslim, İhayu Ulumüddin, Huccetul İslam, cilt 2, sayfa 407. Müminlerin birbirlerine yardımcı olmalarının yanı sıra birbirlerinin hizmetlerini teşvik etmeleri, güzel bir hizmette bulunanı takdir etmeleri de gerekir. İmanlı insanların kardeşlik duyguları içinde birbirlerine destek olmaları gerektiğine Bediüzzaman da birçok kereler dikkat çekmiştir. Said Nursi'nin bu sözlerinden biri şöyledir. Ey ehli iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz aklınızı başınıza alınız. İhtilafınızdan istifade eden zalimlere karşı ancak inananlar kardeştir. Kutsal kalesinin içerisine giriniz, korununuz. Yoksa ne hayatınızı muhafaza ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Malumdur ki iki kahraman birbirleriyle boğuşurken bir çocuk ikisine de dövebilir. Bir tartıda iki dağ birbirine karşı tartılırsa bir küçük taş dengelerini bozup onlarla oynayabilir. Birini yukarı, birini aşağı indirir. Ey ehli iman! İhtirasınızdan ve düşmanca taraf tutmanızdan kuvvetiniz hiçe iner az bir kuvvetle ezilebilirsiniz. Sosyal hayatla alakanız varsa mümin mümin için sağlam bir binanın birbirine kuvvet veren taşları gibidir. Yüksek prensibini hayat prensibi yapınız. Dünya sefirliğinden ve ahiret sıkıntısından kurtulunuz. Bediüzzaman Said Nursi'nin dinsizlikle mücadelede gösterdiği yol. Bediüzzaman Said Nursi Risale-i Nur'un birçok yerinde dinsizlikle mücadele konusunda inananlara yol göstermiştir bir sözünde ise az önce değindiğimiz konularla ilgili olarak şöyle demiştir. Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla mücadele edeceğiz. Said Nursi'nin bu sözleri insanların dinsizliğe karşı mücadelesinin ne şekilde olacağını anlamak açısından çok önemlidir. Bediüzzaman az önce okuduğumuz sözünde üç tehlikeye dikkat çekmektedir. Cehalet, zaruret ve ihtilaf. İlk tehlikeye karşı yani cahalete karşı halkın bilinçlendirilmesi son derece önemlidir. Yaşadığımız toplumda insanların büyük çoğunluğu dindar'dır. Allah'a ve dine inanır. Ancak yine büyük çoğunluğu dinin ve manevi değerlerin karşısında yer alan tehlikenin farkında değildir. Örneğin hem dindarım hem de evrime inanıyorum diyebilecek kadar evrim teorisinin içeriğinden ve hedeflerinden habersiz olanlar vardır ya da reenkarnasyon gibi batıl inançlara inanan ve bunu İslam'la uyumlu sanan kimseler bulunmaktadır. Bu sebeple bu konudaki cehaletin yani bilgi eksikliğinin hızla ortadan kaldırılması şarttır. Bediüzzaman'ın dikkat çektiği ikinci tehlike ise zaruret yani parasızlıktır. Günümüzde dünya üzerindeki Müslüman ülkelerin büyük bir bölümünde açlık, yoksulluk, parasızlık temel sorunların başında gelmektedir. Parasızlığın her ülkeye göre değişen nedenleri bulunmaktadır kimi ülkelerde ekonomik bozukluklar, yönetimdeki aksaklıklar, kimi ülkelerde ise savaşlar, despot yönetimler ya da iç çatışmalar insanların yoksulluk çekmelerine neden olmaktadır. Mülteci kamplarında zor koşullar altında yaşayan, evlerini terk etmek zorunda kalan, ağır şartlar altında çalışmaya zorlanan, eğitim imkanı olmayan insanlar yardıma muhtaç durumdadırlar. İşte bu zor şartlarda yaşayan insanların Kur'an ahlakı, Allah'ın yaratış delilleri, materyalist ve Darwinist teorilerin dünya üzerindeki yıkıcı etkileri üzerinde bilgilendirilmeleri tüm Müslümanların üzerine düşen çok önemli bir sorumluluktur. Ancak bu insanların öncelikle sağlıklı yaşam koşullarına kavuşturulmaları gerekir. Bediüzzaman'ın da dikkat çektiği gibi bu zaruret tehlikesi mutlaka ortadan kaldırılmalıdır. Müslümanların dinlerini rahatça koruyabilecekleri bir ortam oluşturulmalıdır. Bunun için Allah'a iman eden her Müslümanın elinden gelen tüm çabayı göstermesi gerekir. Allah Nisa suresinde iman sahiplerine bu sorumluluklarını şu şekilde bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli, koruyucu sahip gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına cehde etmiyorsunuz, çaba harcamıyorsunuz. Nisa suresi 75 Said Nursi'nin son olarak dikkat çektiği ihtilaf kelimesi de bugün mevcuttur. Bugün dünyada insanlar arasında birçok konu ihtilaflıdır. Bugün çoğu zaman fikir birliğine varılamamakta ve pek çok konu tartışmalara, çatışmalara dönüşmektedir. Oysa aklın ve vicdanın yolu birdir. Bu nedenle bu ihtilafın getireceği kargaşa ve kaos tehlikesine karşı doğrular çok açık bir şekilde ve bilimsel delillerle ortaya konmalıdır. Canlılığın kökeni konusunda da bu yol kullanılmalı, gerçekler tüm açıklığıyla anlatılmalıdır. Bu yolla halkın yanı sıra kuşku içinde olan birçok materyalist ve evrimci de vicdanlarına başvurarak gerçeğe ve doğru yola yönelme imkanı bulacaktır. Bediüzzaman bu üç tehlikeye karşı önlem alırken göz önünde bulundurulması gereken konuları da sözlerinde vurgulamaktadır. Bu konuların ilki sanattır. İnsanların dinsizliğin diniyle yapacakları mücadelede sanat çok önemli bir yer tutmaktadır. Burada sanat kelimesiyle pek çok şey kastedilmiştir. Allah'ın çevremizdeki sanatının tüm güzelliğiyle anlatılması en önemli konulardan biridir. Ayrıca her türlü yazılı eserde kullanılan resimlerle dildeki açıklık ve sadelikle baskı kalitesiyle dinler insanların üstün sanat anlayışını ortaya koymakta son derece önemlidir. Bunun yanında sözlü anlatımdaki hikmet de sanatın bir türüdür. Seçilen kelimeler, kullanılan örnekler, anlatımdaki çarpıcılık ve etkileyicilik karşısında bırakılacak etki açısından çok önemlidir. Evrim teorisi gibi sözde bilimsel bir konuyu anlatırken, son derece karmaşık bir anlatım yolu benimseyen evrimcilerin aksine, anlatımdaki sadelik insanların gerçekleri anlamasına çok büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Bediüzzaman'ın dikkat çektiği marifetli anlatım da Allah'a samimi bir kalple iman eden insanların belirgin bir vasfıdır. Bu samimiyet ve dürüstlük onların anlatımlarına çok açık bir şekilde yansır. Ayrıca anlatılacak konuların aciliyete göre belirlenmesi, yine aciliyetli konuları halka ulaştırma yolları ve şekilleri tespit edilmesi hep vicdanlı insanlara haspirer marifettir. Bediüzzaman Said Nursi'nin gösterdiği son yöntem olan ittifak ise milletimizin refahını ve güvenliğini isteyen herkesin yerine getirmesi gereken bir vazifedir. İnananların Allah'ın varlığını inkar eden ve manevi değerlere karşı savaş açan kişilere karşı birbirlerine destek olmaları son derece önemlidir. Bu birliği bozmak için yapılacak her türlü girişim de etkinin azalmasına neden olacaktır. Eğer bir Müslüman "Darwinizm zaten bitmiştir veya Darwinizmi çürütmeye çalışmaya ne gerek var?" diyerek bu yönde yürütülen fikri mücadeleyi olumsuz yönde eleştirirse, aslında farkında olmadan bu mücadele içinde ihtilaf meydana getirmiş olur. Halbuki samimi insanların, devletimizin ve milletimizin refahını düşünenlerin, darvinizmin ve komünizmin son zehresi de yok olana kadar fikri zeminde mücadeleye devam etmeleri gerekir. Çünkü darvinizm henüz tam anlamıyla tükenmemiştir. Evrimciler yalnızca büyük bir panik içinde son çırpınışlarını göstermektedirler. Ama yapılacak daha çok iş vardır. Bu nedenledir ki bu tehlikenin bir daha oluşum göstermeyecek şekilde kökünün kazınması ve tüm insanlığın kanına giren bu zehirin akıtılması son derece önemlidir ve çok büyük bir aciliyet arz etmektedir. Bu çarpık inançların dünya üzerinden silindiğini ancak terörün, anarşinin, din ve devlet düşmanlığının, zulmün durmasıyla anlayabiliriz. Bugün masum insanlar katlediliyorsa, devletin şerefli askerine, polisine teröristler tarafından silah çekiliyorsa, dünyanın dört bir yanında zulüm hüküm sürüyorsa bu materyalizmin ve darvinizmin henüz son bulmadığının ve bu ideolojinin taraftarlarının hala eylemlerini sürdürdüklerinin göstergesidir. Bu durumda vicdanlı insanların üzerine düşen görev bellidir. Allah Kur'an'da Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Fitne kalmayınca ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar ayetiyle dinsizliğin diniyle mücadele etmeyi emretmiştir.